Evet arkadaşlarım, devam ediyoruz kuruluş döneminden. Ben ve kırmızı tişört. Tam kırmızı değil ama sakın izlerken kırmızı şortlu esprisini yapmayın, olur mu? Kırmızı şortlu. Evet, şimdi neredeyiz? Birinci Murat'tayız. Birinci Murat lakabı ne? Hüdavendigâr. Hüdavendigâr ya da şehit. Savaş meydanında şehit oldu. Onu da birazdan hikayesini anlatacağız. Evet, birinci Murat tahta çıktığı zaman Osmanlı Devleti'nin sınırlarının ne kadar olduğunu az önce söyledik. Bursa'yı almıştık, Kocaeli Yarımadası'nı almıştık. Çanakkale Balıkesir bölgesi kendinden bize bağlanmıştı ve ne yapmıştık? Balkan bölgesinden Çinpey Kalesi'ni ele geçirmiştik. Birinci Murat'ın öncelikle bir fethi istikametine bakalım, o arada yaptığı işlere bakalım. Daha sonra teşkilatlanma alanında Orhan Gazi'nin yapmış olduğu işleri bir level daha yukarı taşıdığını göreceğiz. Şimdi bir o mükemmel haritamı tekrar bir çizeyim müsaadenizle, yüksek müsaadenizle. Şimdi burası neresiydi? Marmara Denizi'ydi. Evet, gördüğünüz gibi buralar Marmara. Eskiden Dutluk buralar. Şimdi bizim sınırımız buralar bizimdi. Kocaeli Yarımadası bizimdi. Bursa bizimdi. Çanakkale, Balıkesir bizimdi. Buradan da Çinpek Kalesi'ni almıştık bizimdi. Bu taraflar hep Bizans'ın toprağıydı değil mi? Şimdi biz asıl hedefimiz hep peygamber müjdesi olan İstanbul değil mi? Ama bizim Çinpek Kalesi bize yetersiz geliyor. O yüzden Çinpek Kalesi'nin olmuş olduğu yerden daha fazla yer almamız lazım. Ve Bizans'ı batı kanadından da kuşatmamız gerekiyor değerli arkadaşlarım. O yüzden burada karşımıza çıkan bir şehir var. Burayı almak istiyoruz. Burası da Edirne. Şimdi Edirne'ye doğru bir saldırı yapacağız. O saldırı Sazlıdere Savaşı olacaktır. Önce bir Sazlıdere Savaşı ile Edirne'yi ele geçirdi arkadaşlar. Edirne ele geçti. Bizim ilk olarak hatırlar mısınız? Söğüt ve Domaniç bölgesi değil mi bizim ilk yerleşim yerimizdi? Daha sonrasında başkenti Bursa'ya taşıdık. Şimdi fethi istikametimiz batıya doğru yöneldiği için başkenti de Edirne'ye taşıyacağız. Hani Bursa'yı aldığımız zaman ilk olarak bir saray inşa etmiştik değil mi? Bursa Bey Sarayı. Şimdi başkent Edirne olduğuna göre bu sefer başkent Edirne'ye de bir saray inşa etmemiz yine 1. Murat zamanında gerçekleşecektir. O yüzden şunu da yazalım. Edirne'yi başkent ilan eden padişahtır. Edirne başkent oluyor. Edirne'yi aldık ve dikkat ederseniz artık Bizans'ın hem Anadolu tarafı hem Bizans'ın Balkan tarafı Osmanlı himayesine geçti. Ve Bizans bu durumdan pek de hoşnut değil. Tehlikenin İstanbul kapılarına dayanacağını çok iyi biliyor. O yüzden Papa'dan yardım istedi. Ve Papa da İstanbul'un Müslümanların eline geçmesindense Bizans'a, yani Ortodoks olan Bizans'a yardım etmeye karar verdi. Ve hazırlanan Haçlı ordusu Osmanlı üzerine doğru geliyordu batı kanadından arkadaşlar. İşte bu sırada biz hemen bölgeye birliklerimizi göndereceğiz. Ve Bizans'la tarihimizdeki ilk savaşı, özür dilerim, Haçlı'la tarihimizdeki ilk savaşı yapacağız. Hatta hatırlar mısınız? Kalesioğlu Beyliği ele geçtiği zaman oradaki ele geçen hani Evrenos Bey, Hacıil Bey vardı işte. Hacıil Beylerin büyük kahramanlık göstereceği o savaşa gideceğiz. Hangi dere? Savaş Sırp Sındığı Savaşı arkadaşlarım. Sırp Sındığı Savaşı önemli ve değerli bir savaştır. Bu savaşın bir tarafında Osmanlı Devleti varken diğer tarafında ise Haçlılar var arkadaşlar. Ve bu Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yapmış olduğu savaş, bileceğiniz ilk şey şu, ilk Osmanlı Haçlı Savaşı'dır. Burada bir ayrıntı göreceğiz. Biz dikkat ederseniz Anadolu'da ilerlerken değil, biz Balkanlarda ilerlerken Haçlı ordusu toplandı. O zaman Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yapmış olduğu savaşların tamamındaki mantık aynı. Nedir mantığımız? Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak, yani şu bölgeden atmak için yapılıyor. Eğer size Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yapmış olduğu savaşlar sorulursa, işte Sırp Sındığı, 1. Kosova, Nivolu gibi, o savaşların tamamındaki mantık Osmanlı Devleti'nin, yani Türk Müslümanların hepsini Balkanlardan yeniden Anadolu'ya doğru püskürtmektir. Fakat bu savaşı Osmanlı Devleti kazanıyor. Özellikle bu savaşta Hacıil Bey'in kahraman bir
savaş uyguladığını, kahraman bir savaş taktiği uyguladığını ve Haçlıları durdurduğunda lütfen unutmayın. Ve dikkat ederseniz biz artık Balkan bölgesinde hakimiyetimizi güçlendirdik. Şimdi bizim askerlerimiz Balkan bölgesinde yeni fetih alanları arıyorlar. O yüzden keşif birlikleri lazım bize. Ve keşif birliklerimiz Sırbistan bölgesinde, günümüz Sırbistan sınırlarında gezerken pusuya düşecekler. Ve Plošnik adı verilen yerde ağır bir mağlubiyet alacağız arkadaşlar. Plošnik bozgunu da önemlidir. Plošnik bozgunu. Bu Osmanlı Devleti'nin Balkan bölgesindeki ilk mağlubiyeti arkadaşlar. Bu ilk Osmanlı mağlubiyeti unutmayalım. Osmanlı mağlubiyeti. Şimdi dikkat edersek bizim düşmana karşı, Hristiyanlara karşı bir mağlubiyetimiz oluştu burada. Ve bu mağlubiyet üzerine Hristiyanlar yeniden moral kazandı. Ve almış oldukları o galibiyet üzerine, bu moral üzerine Osmanlı Devleti'ni bu sefer kesin atacağız diye tekrar bir savaşta karşımıza çıkacaklar arkadaşlar. Ama öncesinde tam burada bir hikaye anlatmak istiyorum size. 1. Murat Osmanlı Devlet tarihi içerisinde en böyle iktidarda kuvvetli duran padişahlardan bir tanesiydi. Ve bu dönemde Bizans'ı sıkıştırmaya çalışıyor. Ama Bizans'la savaşmıyor. Balkan'da Haçlılarla savaşıyor. Bu sırada Anadolu'nun birçok yerinde isyanlar çıkar. O isyanlardan bazılarını Bizans tekfurlarını, bazıları ise Anadolu beyleri çıkartır. O yüzden Bizans hükümdarı ile 1. Murat'ın bu isyanları ortaklaşa bastırması gerekiyordu. İki hükümdar aralarında el sıkıştılar ve bu isyanları bastırmak için bir süre savaş yapmayacaklardı. İkisi de ortaya ordu koydu ve ikisi beraber isyanları bastırmak üzere Anadolu'ya doğru yola çıkacaklardı. Bizans hükümdarı yerine oğlunu tayin etti. Ve 1. Murat'ın da oğullarından birisini yerine koyması lazımdı. Oğullarından birisi Beyazıt'tı, Yıldırım Beyazıt diyebiliyoruz. Bir diğeri savcıydı ve bir diğeri Yakup'tu. Bu çocuklar içerisinde en küçüğü olan savcı ve biraz daha böyle yani iktidardan uzak bir çocuktu. O yüzden hani böyle bir misyon vereyim, bir görev vereyim ki daha kendini toparlasın dedi ve Savcı Bey yerine tayin etti. Murat'la Bizans hükümdarı Anadolu'ya isyanları bastırmaya gittiler. Yerlerine oğulları vekalet ediyordu. O sırada Bizans hükümdarının vekili olan oğlundan 1. Murat'ın vekili olan savcıya bir mektup geldi. Kendisini İstanbul'a davet ediyordu. Ve o da davete iştigal etmek için İstanbul'a geldi. İstanbul'a geldiği zaman çok büyük bir karşılamayla ağırlandı bizim Savcı Bey. Ve Savcı Bey ile Bizans hükümdarının vekil oğlu aralarındaki diyalog sonrası güzel bir dostluk kurdular. Orada yediler, içtiler, eğlendiler ve daha sonrasında Savcı Bey'e şunu söyledi. Gördüğün gibi hükümdarlık böyle bir şey. Her şeyi yapabiliyorsun ama şehzadelik ne? Kelle koltukta geziyorsun. Gel dedi, hazır babalarımız yokken dedi hükümdarlığı ele geçirelim. Ve Savcı Bey'in beynini yıkadı. Savcı Bey'in de hoşuna gitmişti bu hükümdar gibi yaşamak. Ve geri geldiği zaman hükümdarlığını ilan etti. Bizans hükümdarının da çocuğu İstanbul'da hükümdarı ilan etmişti. Haber geldiği zaman Murat'la Bizans hükümdarına ikisi de bütün işini gücünü bırakıp ivedi bir şekilde geri geldiler. Murat geldiği zaman oğlu savcıyı yerinde gördü. Savcı hayırdır dedi oğlum. Baba yeni hükümdar benim dedi. Oğlum bak dedi 23 Nisan değil yerime oturmuşsun kalk dedi. Hayır baba yeni hükümdar benim dedi. Murat deliye dönüyor arkadaşlar. Ve Murat oğluna destek veren askerlerin hepsini kılıçtan geçirdikten sonra oğlu savcıyı yakalar ve iki gözünü kör eder. Murat oğlunu Bursa'ya eski saraya gönderir. Öldürmez oğlunu ilk başta çünkü oğlunun annesini çok seviyordu. Ama o oğluna sadece kör etme cezası vermesi yetersiz kalacaktı. Belki diğer oğullarına bu bir örnek olacaktı. O yüzden Murat Bursa'ya gitti, son bir akşam yemeği yedi. Yemekte oğlu, karısı ve kendisi vardı. O gözleri kör olan oğlu sanki olacakları biliyormuş gibi yemekten tek bir lokma yemedi. Annesi hüngür hüngür ağlamış ve daha sonrasında Murat o kararını verdi ve oğlunun asılma emrini verdi. Savcı Bey orada öldürüldü arkadaşlar. Hatta savcının Bursa'nın girişinde asılı şekilde günlerce kaldığı bile bazı kaynaklarda yazıyor ne yazık ki arkadaşlar. Savcı Bey bir isyan etmişti ve isyan da Osmanlı Devleti'nde ilk taht kavgası olarak kayıtlara geçti. Ve burada oğlunu öldürdüğü için de bu bir gelenek haline gelecektir. Her kim Devlet-i Osmanlı ailenin bekası için sorun çıkartırsa kellesi alına bu oğlu dahi olsa kardeşi dahi olsa diye. Ve işte ilk kardeş katli diyoruz ya nasıl ortaya çıktı. İşte bu şekilde ortaya çıktı. Hocam kardeş katli diyorsun ama bu oğlunu öldürdü. Şimdi oğlunu öldüren de var, kardeşini öldüren de var. İşte babasını zehirleyip öldürenle çıkacak karşımıza. O yüzden genel itibariyle bunların hepsine biz kardeş katli diyoruz arkadaşlar. O yüzden bu Savcı Bey'i bir unutmayalım. Savcı Bey isyanı bastı.
Tırıldı. Burada neye atıfta bulunduk arkadaşlar? Unutmuyoruz. Burada bir taht kavgasına atıfta bulunduk. Taht kavgasına atıfta bulunduk. Ve buradan neye atıfta bulunduk? Kardeş katline atıfta bulunduk. İşte Murat bu isyanı bastırdıktan sonra aklında hep bir soru işareti var. Ben Anadolu'ya geçtiğim zaman Edirne'yi kim yönetecek? Balkanlara kim bakacak? Saldırı olduğu zaman ben buradan buraya gelene kadar kim müdahale edecek diye düşündü ve aklına bir fikir geldi. Buraya bir vekillik yaptı. Ona da Rumeli Beylerbeyliği adı verildi. Manastır bölgesinde ve Rumeli Beylerbeyliği kuruldu arkadaşlar. Rumeli Beylerbeyliği kuruldu. Buraya atayacağı kişi çok önemli birisi olması lazımdı. Ve Murat arkasını döndüğü zaman gözü arkada kalmayacaktı. Kim olabilirdi bu? Düşündü ve öğretmeni Lalası aklına geldi. Ve Lalası'nı Şahin Paşa'yı ilk Rumeli Beylerbeyi olarak atadı. Lala Şahin Paşa ilk Rumeli Beylerbeyi olarak kayıtlara geçti. İşte Bloşik bozgunu vardı. Oraya döndük şimdi. Bloşik bozgunu sonrasında yeniden ümitlenen Haçlılar Osmanlı Devleti'ni Balkanlardan atmak amacıyla daha büyük bir orduyla gelmişlerdi. Ve bu günümüzdeki Kosova sınırları içerisinde olan 1. Kosova Savaşı'ydı. 1. Kosova Savaşı tarihi kayıtlarda çok büyük bir savaş olarak geçer. Hani bu İlk Haçlı Savaşı olan Sırf Sınırlı Savaşı'nın belki 10 katı daha büyük. Asker gücü olarak da, şehit sayısı olarak da, ölü sayısı olarak da çok ağır bir savaştı. Yine bir tarafta Osmanlı Devleti vardı. Yine bir tarafta Haçlılar vardı. Bazen öğretmen arkadaşlarımızın hazırlamış olduğu soru bankalarında şöyle bir soru görüyorum. Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yaptığı ilk savaş hangisi? Cevap Sırf Sınırlı, evet. Ama bazen şöyle soruyorlar. Osmanlı Devleti'nin Haçlılarla yaptığı ilk büyük savaş hangisi diye büyük sıfatını koyuyorlar. Cevap Kosova Savaşı oluyor. Kosova Savaşı'nda Osmanlı Devleti ilk kez top kullandı bu arada. İlk kez top kullandı. Ben bu cümleyi bir kitabıma yazmıştım. Soru şöyle. Osmanlı Devleti'nin top kullandığı ilk savaş hangisi? Sorunun cevabı 1. Kosova Savaşı. Açıklama biraz böyle kuru kuru olmasın diye şöyle yazdım. İşte tüfek çıktı, mertlik bozuldu, top çıktı, Allah bilir ne olur diye yazdım. Ve ben bu cümleden dolayı mahkemeye verildim arkadaşlar. Evet, mahkemeye verildim. Mahkemeye verenler de bir dergiye benim kapağımı koymuşlardı. İşte homofobik bir canlı daha diye başlık atmışlardı. Evet, beni homofobik olarak yargılamışlardı. Şimdi homofobik nedir diye sormayın, açın bakın. Mahkemede tabii ben haklı bulundum ve arkadaşlar daha sonra pişman oldular. Böyle bir şey için reklamım oldu bir nevi. Ama gördüğünüz gibi top derken atılan toptan, yani bildiğin toptan bahsediyorum. Bu top sadece ses çıkartır. Düşmanı korkutmak için yapıldı. Ramazan topları gibi. Yani barut var, içerisinde top yok. Yakıyorsun, patlıyor, ses çıkartıyor. Ve Osmanlı Devleti bu savaşı kazandı. Yalnız bir şey kaybetti burada. Kazanıyoruz. Arkadaşlar bu savaşta bir Sırplı esir ele geçti. Tabii çok esir var. Osmanlı askerleri düşman esirlerini yaralı olduklarına rağmen tedavi ediyor. Çünkü ölü bir Sırplı işime yaramaz ama tedavi edilecek olan bir düşman askeri varsa onu iyileştirdiğimiz zaman diğer tarafa esir düşen Türklerle değiş yokuş yapabiliriz. Hatta satıp fidye alabiliriz. Ve o yüzden bir Sırplı genç bir milliyetçi sol parmağından yaralanıyor. Osmanlı askerleri bunu tedavi ediyor ve bu diyor ki ben bir asilzadeyim diyor. Ve bizler siz Müslümanları canavar olarak büyüdük. Bize böyle anlatıldı. Ama sizler gördüğüm gibi bir Hristiyanlara bile yardım ediyorsunuz dedi. Ve ben Müslüman olmak istiyorum deyince bizim askerler vay kardeş hele gel otur bir çay iç falan diyorlar. İşte kıtlama çay içiyor böyle Erzurumlar. Yanlarında oturuyor. Hadi diyor kelime-i şehadet getir başla eşhedü en la öyle olmaz diyor. Niye olmaz? Ben biliyorum ki diyor sizin dininize her kim bir kişiyi Müslüman yaparsa o direkt cennete gider. Bu şerefe sizin hükümdarınız Sultan Murat layık olsun diyor ve bunlar tamam diyor. Adamın üstünü başını aramıyorlar. Murat'ın huzuruna kadar götürüyorlar. Murat hayırdır diyor. Valla sultanım diyor Müslüman olacakmış bir Sırplı asilzade bu. Önünüzde
diz çöküp Müslüman olacak diyor. Murat da bunun dünya ses çıkarmıyor. Bu yaklaşıyor yanına, adamın üstünü başını aramıyorlar. Adam belinden hançerini çıkartıp Murat orada şehit ediyor. Hani hep bize anlatılır ya, Murat savaş meydanında gezerken yaralı bir Sırplı kalktı öldürdü. Böyle bir şey yok. Olay gördüğünüz gibi tamamen askerlerimizin yapmış olduğu bir hatadan kaynaklanıyor. Daha ilgincini anlatayım. Sultan 1. Murat Han karnından hançerlendiği zaman yaralandı ve çadırı içerisinde hemen askerler başına üşüştü. O kanamayı durdurmaya çalışıyorlardı ama doktorlar kanamanın durmayacağını farkındalardı. Hemen oğullarını çağırın dediler savaş meydanından. Babasından helallik alsınlar dedi. Yakup'la Beyazıt çağrıldı. Önce Beyazıt geldi, çadırın içerisine girdi. Babasının üzerine çöktü. Ağladı, ağladı. Yakup nerede? Yakup gelmedi mi kardeşim deyince Yakup da o sırada çadırdan içeri girer. Ve Beyazıt kalkar. Yakup babasının üzerine çöker ve ağlamaya başlar. O kan revan olan bedenini işte kucaklar, sarıp sarmalar. Beyazıt bakar ki devlet-i aliyenin bekası lazım. O savaşın orada bitmesi lazım. Ülkenin hani dağılmaması lazım. Askerlerin bunu duyarsa hani dağılmasından endişe eder ve orada bir askere işaret eder. Asker okundaki ipi çıkartır ve orada babasının üzerinde ağlayan Yakup'u boğarak öldürür. Ve Beyazıt da bu olay sonrasında tahta geçiyor. Biliyorum, anlatırken böyle insanın tüyleri diken diken oluyor. Ama düşünün, milyonlarca insana hükmeden bir imparatorluğun başındasınız. Ve bunu yapmazsanız daha da büyük felaketlere sebep olabilirdi. İşte burada 1. Murat şehit oldu arkadaşlar. 1. Murat şehit oluyor. Sultan 1. Murat şehit olmadan önce hep Balkanlarda fethi yaptığı gibi durdu ama aslında Anadolu'da da fethileri var. Peki nereleri aldı? Şöyle tahtamızı biraz silelim. Sultan 1. Murat Han arkadaşlar Anadolu içerisine geldiği zaman beyliklerle iyi geçinmek istiyor ama beylikleri de ele geçirmek istiyor. Farklı bir yöntem uyguluyor, farklı bir taktiği var. Beylikleri parayla ve çeyizle almaya çalışacak. Burada bilmemiz gereken iki tane beylik var Sultan 1. Murat'ın kurmuş olduğu diyaloglar sonrasında. Bunlardan bir tanesi Hamitoğlu Beyliği'dir. Hamitoğlu Beyliği. Bunu bileceğiz. Bu para karşılığı ele geçti. Bu para yoluyla ele geçti. Burası nerede? Isparta bölgesi arkadaşlar. Isparta bölgesi ele geçti. Demek ki fetih olarak sadece savaşarak değil farklı yöntemlerle de fetih yapılabildiğini 1. Murat çok güzel gösterdi bize. Ve Germiyanoğlu Beyliği. Germiyanoğlu Beyliği çeyiz yoluyla ele geçti. Germiyanoğlu Bey bir ziyafete davet eder Sultan Murat'ı. Ve Sultan 1. Murat ziyafete katıldığı zaman Germiyanoğlu Bey'i kızını Sultan 1. Murat'la evlendirmek ister. Ancak kızı da 14-15 yaşlarındaydı ve Murat böyle bir şey yapamaz. Ben bunu kendime yani eş olarak değil ancak gelin olarak alırım dedi. Ve kızı Sultan 1. Murat'ın oğlu Beyazıt'la evlendirdiler. Ve bunun karşılığı da beyliğin Kütahya, Simav, Emet bölgesini çeyiz olarak Osmanlı'ya bağladılar. Neresi ele geçti? Kütahya'nın büyük bir çoğunluğu, Simav bölgesi ve Emet bölgesi ele geçti. Gördüğünüz gibi sınırlar Anadolu tarafında da büyümeye devam ediyor. Bu beylikler önemli, bunları bileceğiz. Sultan 1. Murat peki fetihler dışında teşkilatlanma için neler yaptı? Şimdi sıra geldi oraya. Her şeyi Orhan Gazi'nin bir büyüğünü yapıyor. Mesela ne vardı? Osman Gazi'yi bir düşünelim. Osman Gazi zamanında işte kadılık makamı vardı değil mi? Kadı neydi? Hukukçuydu. Şimdi sınırlar büyüdü, nüfus arttı. O kadıların sayısı artınca bu sefer bir baş kadı atamak zorundaydı. Bir adalet bakanı atamak zorundaydı. Ve kadı askerlik ya da daha bilinen adıyla kaz askerlik makamını kuruyor. Makamı kuruluyor. İlk kaz askerimiz olan kişi arkadaşlar Çandarlı Halil Paşa'dır. Çandarlı Halil Paşa. Bir Çandarlı Halil Paşa'mız daha var. O Fatih Sultan Mehmet zamanındadır. Onunla bunu karıştırmayın. Yani aynı soydan, aynı atadan geliyorlar. Ama ikisi farklı kişidir. Evet, kaz askerlik makamı neydi? İlk dönemlerde Adalet Bakanı, daha sonra eğitimde uğraşacak. Adalet ve Eğitim Bakanı'dır kendisi arkadaşlarım. Evet, 1. Murat zamanında başka ne yapıldı?
Düşünsenize Orhan Gazi vezir atanmış değil mi? Baba bir, anne ayrı, üvey kardeşi Alaaddin Paşa'yı. Bu sefer bir vezir yetmiyor, vezir sayısı 2 oluyor, 3 oluyor. Vezirler arasında bu sefer hangimiz daha önemliyiz? Hangimiz baş veziriz mevzusu başlıyor. Ve baş vezirlik makamını da kuruyor. Ona da vezir-i azam ya da sadrazamlık makamı deniyor. Ve sadrazamlık makamını kuruyor. Sadrazamlık makamı kuruluyor. İlk sadrazam kim? Şimdi bunu şöyle anlatayım. Binali Yıldırım'ı hepiniz biliriz değil mi? Binali Yıldırım Ulaştırma Bakanı'ydı. Daha sonrasında işte yapmış olduğu işler beğenildi ki başbakanlık mevkisine getirildi değil mi? Yani mevkisi yükseltildi. Aynı olay burada yaşanıyor. Çandarlı Halil Paşa kazas geldi. Yaptığı işler beğenilince Sultan 1. Murat onu direktmen sadrazamlık makamını alıyor arkadaşlar. Ve yine aynı kişi Çandarlı Halil Paşa. Çandarlı Halil Paşa. Aynı kişidir. Önce buradaydı. Daha sonra misyonu, görevi yükseltildi ve buraya alındı. Yine hatırlayalım, Orhan Baba ne yapmıştı? Düzenli ordu kurmuştu. Neydi adı? Yaya ve Müsellem. Ancak dikkat ederseniz Osmanlı sınırları daha çok batıya doğru büyüyor. Ve batıya doğru büyüdüğü zaman nüfusumuz da Hristiyan oranda büyüyor. Ve Hristiyanlar Osmanlı Devleti'nde devlet memuru olamıyorlar. Hristiyanlar Osmanlı Devleti'nde asker olamıyorlar. E peki bunları ne yapacağız biz? Bunların içerisinden seçmiş olduğumuz çocuklarla bir ordu kuracağız. İşte o da Yeniçeri Ocağı'dır arkadaşlar. Yeniçeri Ocağı kuruluyor. Ve ele geçen askerlerden her 5 askerden birisini Hristiyan askerleri Müslümanlaştırıp orduya alacağız. Mehmet, tavla oynamayı sever misin? Çok aram yok. Aran yok. O zaman hiç rakibim olamazsın. Tavla oynarken böyle genelde bir geldiğinde bir de yek derler değil mi? İki geldiğinde dü derler. Üçte s, dörtte çağır, beşte penç, altıda şeş derler değil mi? Şimdi 5 penç demektir. Kürtçe'de de Farsça'da penç demektir. Bir ise yek demektir. Her penç askerden yekini alıyoruz orduya. Yani pençü yek sistemiyle orduya asker aldık. 5 Hristiyan askerden birisini orduya alıyoruz. Ve bunda adı pençü yek sistemi. 1/5 sistemi. Daha bilinen adıyla pençik sistemiyle bu orduya asker alım yaptık. Gördüğünüz gibi aslında çok mantıklı bir adı varmış değil mi? Pençin. Pençüyek 1/5'ten geliyor. Fatih daha sonra 1/5 değil her evden bir asker alacak ve adı devşirme sistemine dönüşecek. Evet, 1. Murat yaptığı işleri büyütmeye devam ediyordu. Osman Gazi'nin ilk kez dirliği, Orhan Gazi'nin ise ilk kez tımarı uyguladığını söylemiştik. Murat ne yapıyor? Bunları sistemli hale geliyor. Tımar ve dirlik sistemi devlet politikası haline geldi. Devlet politikası haline geldi. Daha sistemleşti. Haline geliyor. Ve şunu yaptı Murat. Anadolu'da toprak var, Balkanlarda toprak var. Balkanlarda yaşayan nüfusun Hristiyan olduğunu biliyor. Burada da Türkmenler yaşıyor. Türkmenler içerisinde henüz tam böyle yerleşik olmayanlar sıkıntı çıkartıyor. Vergi vermiyorlar. Yerleşik yaşayanlar arasında kan davası var. Şimdi bunları ayırmak lazım. Toprağı olmayana toprak verip tarıma onları endekslemek lazım. Balkanlardakileri de Müslüman yapmak lazım. Onları daha böyle kendisini Osmanlı gibi hissettirmek lazım. O yüzden Murat'ın aklına bir fikir geliyor. Ve şu bölgede yaşayan Hristiyan evlerden bazılarını seçiyor. Atıyorum burada 10 tane Hristiyan aile var. Ayrı ayrı aile var. Bu 10 Hristiyan aileden 6 tanesini getiriyorum. Anadolu'ya yerleştiriyorum. Dağınık dağınık yerlere yerleştiriyorum. Ha şunu yapıyorum. Adamın adı Igor. Tamam mı? Igor'a diyoruz gel seni gönderelim Konya'da yaşa mesela. Konya. Konya neresine gelsin Mehmet? Yunak. Konya'nın Yunak yerine geldi. Çok güzel bir yer Konya'nın Yunak ilçesi. Çok yeşil, çok ormanlık, denize sıfır değil mi? Harika bir yer. Ama buraya geldiğiniz zaman şöyle. Adam gelmek istemez elbette. Kaç hayvanın var senin kendi köyünde? 10 hayvanın var. Arazim var mı? Var. Ne kadar? 2 dönüm. Gel ben sana 50 hayvan vereyim, 5 dönüm arazi vereyim. Adam daha karlı bir yer olduğunu anlayınca tamam deyip gidiyor. Ve gördüğünüz gibi zorlama yok. Asimile yok burada. Kesinlikle asimile yok. Kendi isteğiyle ben bunları buraya götürdüm. Şimdi buraya gidenler yerleştiler. Peki bunlardan kalan yerlere ne yapıyorum? İşte bunlardan kalan yerlere de Anadolu'da aralarında kan davası olan, anlaşamayan,
göçebe yaşayan, toprağı olmayan, başkasının toprağında kiracı yaşayan insanları da alıyorum. Bunların yerine yerleştiriyorum. Balkanlar Türkleşiyor, Balkanlardakiler de Anadolu'daki nüfus arasında yavaş yavaş eğilip gidiyor. Düşünsene, Bulgaristan'da doğmuşsun, Sofyalısın. İşte ata gereği Hristiyansın. Şimdi Hristiyan olduğun için de böyle kahvaltın, yemek kültürün biraz daha farklı değil mi? Mesela diyelim ki sabah uyandın, annen diyor oğlum ne yapayım, af anne ya biraz daha uyuyayım. Ya oğlum tamam kahvaltı hazırlayacağım, ne yapayım? Ya bana domuz jambonla bir tost yap anne diyor, yiyor. Tamam güzel. Şimdi sen bu adamı getirdin Diyarbakır'a yerleştirdin. Sabah annen diyor oğlum uyan, ne yiyeceksin? Anne ben gidip Diyarbakır'ı gezeyim, bir kahvaltıcıya gideyim diyor. Gidiyor kahvaltıcıya Kadri Usta'ya. Kadri Usta diyor, beyim hoş gelmişsin. Hoş bulduk diyor. Ne yersin hele? Vallahi Kadri Usta bana bir domuz jambonlu sucuk yapar mısın böyle? Domuz jambonlu sucuklu yumurta yapar mısın? Domuz nedir babam? Ben sana bir ciğer yapayım hele ciğer ye diyor. Ciğer nedir diyor ya? Şimdi yapıyor ciğeri böyle üzerine soğanı atıyor böyle veriyor. Hele ye diyor bakayım. Bu o güzelmiş diyor. İkinci gün gidiyor direkt Kadri Bey bana bir lütfen bir ciğer sarar mısınız diyor. Yapıyor. Üçüncü gün gidiyor. Kadri abi hele bir ciğer ver bakayım. Ne oldu? Bak şibe bile değişti çocukta. İster istemez Diyarbakırlı gibi konuşmaya başlıyor. Hele baksana birine kızdığı zaman la teneke la kabrah. Öyle güzel Diyarbakırlılar ben çok severim. Konuşmalarına bayılırım. İster istemez bunlar gibi konuşuyor. Ne oldu? Türkleşti gitti. Bunun adı İskan politikası değerli arkadaşlarım. İskan politikası ne zaman uygulanmaya başlıyormuş? Balkanlara geçtikten sonra oradaki nüfusu Anadolu'ya entegre etmek amacıyla uygulanan bir sistemmiş. Bu İskan politikası çok değerli bir bilgidir. Lütfen bunu bilelim arkadaşlar. Bakın İskan politikası dediğimiz zaman kesinlikle içerisinde asimilasyon yoktur. Balkanlar, Balkan nüfusunun Anadolu Türk nüfusuyla entegre edilmesi. Yani harmanlanması edilmesi. Şimdi burada unutmayacağın şey zorlama yok. Bu bir. Zorlama yok. Unutmayacağın şey asimile yok. Asimile yok. E hocam sen az önce örnek verdin. Adam Diyarbakırlılar gibi konuştu yemek yedi. Asimile olmadı mı? Değil. Bu kendi rızasıyla asimile olmuyor. Eğer sen bunu kılıç zoruyla götürsen yapsan asimiledir. Ama kılıç zoru olmadığı zaman da kendi isteği olduğu zaman da asimile diyemiyoruz bunu arkadaşlar. Akabinde burada kimler seçildi? Bakın kan davalı olanlar seçiliyor. Bakın kan davalı olanlar seçildi. Kimler seçildi? Toprağı olmayanlar seçildi. Toprağı olmayan. Kimler seçildiğine burada? Göçebe yaşayanlar seçildi burada. Ve bu şekilde bir sistem uygulandı. Osmanlı Devleti'nin eğer bize bir soruda özellikle Balkan bölgesinde kalıcı olması sorulursa iki tane şey bileceksiniz. Şu Balkanlardaki kalıcılığın en büyük sebebi İskan'mış. Diğer Balkanlardaki kalıcı olmamızın sebebi ise istimalettir. İstimalet de ne demektir? Hoşgörü politikasıdır. Hoşgörü politikası. Evet, 1. Murat zamanında yaşananları belli başlı olarak gördük. Tımar sistemini, dilik sistemini sistemli hale getirmesi, Yeniçeri Ocağı'nı kurması. Şunu da söyleyelim, Topçu Ocağı'nı da kurdu. Topçu Ocağı'nı ilk kez kendisi kuruyor. Evet, Topçu Ocağı'nı kurması, Yeniçeri Ocağı'nı kurması, akabinde sadrazamlık makamını kurması, kadaskerlik makamını kurması ve ülkeyi daha böyle derli toplu hale getirmesi 1. Murat'ın en önemli özelliklerindendi ve Murat savaş meydanında şehit olmuştu ve 1. Murat'ın da şehit olması sonrasında yerine oğlu 1. Beyazıt geçer. Şimdi diğer videomuza geçeceğiz. Burada bitirdik 1. Murat'ı. Diğer videomuza kuruluş döneminin 3 padişahını tek videoda bitireceğiz. Diğer videoda görüşmek üzere.